Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Nereye gidersen git ye, şunu unutma. Herkes gün olur evine geri döner. Düşünün, yani bir insan ömrünün evinden daha fazlasını burada geçirmiş. Duygularını nasıl anlatabilir? Evet Ramiz dayının namı değer Tuncay Kurtiz'in de o malum dizede dediği gibi. Hayatın kuralı bu. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Büyük Altay'ın da Büyük Mustafa ile şampiyonluk hikayesi de bu cümleyle fena halde benzerlik gösteriyor. Kimilerine göre Büyük Altaylı Büyük Mustafa kimilerine göre de tırnak içinde vefasız çeşmeli. Altyapısında yetiştiği, kupalar kazandığı Altay Kulübü'nün kapısından 40 sene sonra tekrar girdi ve Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkararak hikayeyi mutlu sonla bitirdi. Bu hikayedeki mutlu sona ulaşmak için takım yıllardır patikalarda, çakıl taşlı yollarda, köylerde, kasabalarda nice takımla mücadele etti. Bu videoda hem o günleri yad edeceğiz hem de 18 yıl sonra dinen Süper Lig hasretinin hikayesine detaylı bir göz atacağız. Dile kolay İzmir'in parlak yıldızı tam 41 sezon mücadele ettiği Süper Lig'e 2002-2003 sezonunda veda etmişti. Ligin devlerine kafa tutan Altay 17 yıllık özleme son verdi ve yine hak ettiği yere ulaştı. Bu şampiyonluğun hikayesine geçmeden önce biraz o yıllara dönelim. 2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay bu süreçte 1. Lig'de 2 kez playoff finali yaşadı. Siyah Beyazlılar 2005-2006'da Sakarya 2006-2007 sezonunda da Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü. Bu yıllardan sonra Altay hem yönetimsel hatalar hem de ekonomik sıkıntılardan ötürü 3. Lig'e kadar düştü. 2016-2017 sezonunda play-off'larda Çorum Futbol Kulübü karşısında mucizevi bir geri dönüşe imza attıktan sonra finalde Kocaeli Sporu eleyerek 2. Ligi yükselme başarısı gösterdi. İbrahim Akın ve gol! İbrahim Akın küllerinden doğuyor. Altay şampiyonluğa koşuyor. Ama bu şampiyonlukla her şey yeni başlıyordu. Sırada ikincilik şampiyonluğu vardı. 6 ay hız kesmeden sonraki sezonda da sezon boyunca çekişme yaşadığı Gümüşhane Spor'u mağlup ederek 1. lige yükseldi. Takım 1. Lig'deki ilk sezonunda ligi 10. basamakta bitirirken geçen senede son maçta playoff'u 2 puanla kaçırdı. Anlayacağınız gibi bu süreç oldukça kan, ter ve gözyaşı barındırıyor. Tarihin tozlu yapraklarından bu sezona geçelim. Her şeyden önce geçen sezon playoff'u son haftada kaybeden bir takımın gelecek sezonda aynı motivasyonla zirveye oynaması çok zordu. Ancak başkan Özgür Ekmekçioğlu sezona yine iddialı bir kadroyla giriş yapmak istiyordu ki İlk iş olarak takımın başına geçen sezonlarda bu ligde şampiyonluk yaşamış yücel ildizi getirdi. Ardından Tiam, Lokman Gör, Regaten, Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Ziya Alkurt ve Armand gibi Süper Lig ve Avrupa tecrübesi olan 20'ye yakın oyuncuyu transfer ederek şampiyonluk için iddialı bir kadro kuruldu. Yücel hoca sezon başında bu sezon Altay'ın Süper Lig'e dönme zamanı dese de artık e, Altay camiasının gerçekten lige, süper lige dönme zamanı geldi diye düşünüyorum. Siyah-beyazlar Lige Samsun beraberliği ve İstanbul Spor mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yaptı. Eskişehir Spor galibiyetiyle başlayan 3 haftalık galibiyet serisiyle toparlanan takım, Altın Ordu ve Balıkesir mağlubiyetleriyle zirve yolunda yer aldı. Bu kayıpları Menemen Spor ve Burta Spor galibiyetleriyle telafi eden siyah beyazlar bu sefer de Giresun Spor ve Bolu Spor karşılaşmalarında 5 puan bırakarak bir türlü istediği ivmeyi yakalayamıyordu ki Ankara Spor'la başlayan Tuzla Spor deplasmanında sonuçlanan 5 maçlık galibiyet serisi takıma ilaç olmuştu. Böylece İzmir temsilcisi 16. haftada ilk kez zirveye kurulmuştu. Hayırlı olsun arkadaşlar en yukarıdayız. Alışalım. biraz oraya çünkü sezon son olacağız. Bravo. 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 Ancak siyah beyazların zirve keyfi uzun sürmedi. Devrenin son haftasında Bandırma Spor Deplasmanı'ndan eli boş dönen Altay, devre arasına dördüncü basamakta girmek zorunda kaldı. İlk yarıdaki inişli çıkışlı grafiğe rağmen takımın başında kalan Yücel İldiz, devre arasında da eksik bulduğu mevkileri takviye etmek için uğraşıyordu. Deniz Kada, Mossoro, Mehmet Erdem Uğurlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, Zeki Yıldırım'la anlaşan İzmir temsilcisinde Armand, Yovan ve William de Amarim'le yollar ayrıldı. Devre arasından sonra ardı ardına Samsun Spor ve İstanbul Spor mağlubiyetleriyle sarsılarak lige dönen siyah beyazlar Eskişehir Spor galibiyetiyle nefes alsa da Keçiören gücü karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet Yücel Hoca'nın sonu oldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu kötü gidişe dur demek için takımın başına Osman Özköylü'yü getirdi. Taraftarlar bu tercihten pek memnun olmasalar da Osman Hoca takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sonraki hafta İzmir derbisinde Altınordu'ya kaybedince kulüp içindeki homurdanmalar Ayıko çıksa da Giresunspor maçıyla başlayıp Bursaspor maçına kadar devam eden 5 haftalık galibiyet serisiyle taraftar ve hoca arasında bağ kurulmuştu. Lig bitimine 6 hafta kalmış, lider Giresun puan farkı 4'e, ikinci Samsun Spor'la 1'e düşmüştü. Son 6 haftalık fikstürler karşılaştırıldığında ise öne çıkan takım Altay'dı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Altay önce Bolu evinde mağlup oldu. Ardından da deplasmanda Ankara Spor'la beraber kalarak ilk iki iddiasını başka baharlara bıraktı. Bu puan kayıplarının ardından gelen Adana Spor galibiyeti şampiyonluk umutlarını yeşertmezken Özgür Ekmekçoğlu ve yönetim Osman Özköylü'yü apar topar görevden aldı. Akisar maçına takımı Hüseyin Tavur hazırladı. Akisar'dan mağlubiyetle dönen takım sonraki gün bir sürprize uyandı. Altay yönetimi Altay efsanesi Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu. Büyük Mustafa bu takımın sana ihtiyacı var. Gel ve bu takımı şampiyon yap dedi. Kulübümüz için her zaman, her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Mustafa Denizli'ye başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlerle taşlandırması için çağrı yapıyoruz. Mustafa Denizli de bu çağrıyı kırmadı ve takımın başına geçti. Altay Kulübü. Bana transfer teklifi yapamaz. Bana çağrı yapamaz. Bana ancak görev emri gönderir. Ben de bu görev emrine uyarım. Gelir gelmez kadroda bulunan Yekta Kurtuluş, İlhan Depe, Lokman Gör, Harun Alpsoy, Abdullah Aydın ve Gencer Cansev'e sezon sonuna kadar izin verildi. Ardından oynanan Ümraniye Spor ve Bandırma Spor karşılaşmalarını kazanan Altay, playofflara dördüncü basamaktan katılmaya hak kazandı. Playoff'ta rakip üçüncü sıradaki İstanbul Spordu. Geçmişten kalan hesaplaşmalar sosyal medyada bu maça da taşındı ancak saha içine sıçramadı. Büyük Mustafa'nın Büyük Altay'ı sezon içerisinde iki kez mağlup olduğu İstanbulsporu hem playoff ilk maçında hem de playoff ikinci maçında mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde rakip yine bir İzmir takımı olan Altınordu'ydu. Büyük Altay Altınordu'yu saf dışı bıraktı ve Büyük Mustafa çok sevdiği Altay'ını 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkardı. Peki bu şampiyonlukta kimlerin performansı öne çıktı? Öncelikle Mustafa Denizli, geldiği günden beri takımda yarattığı havayla Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı. Büyük Mustafa ile sahaya çıkan Altay'ın oynadığı 5 maçta da mağlubiyeti yok. Her oyuncunun akıttığı terin bu şampiyonlukta payı vardır ama elbette bazı isimler öne çıkacak. Defansın göbeğine onca transfer yapılmasına rağmen sezon başından beri formasını kaptırmayan Altay'ın çocuğu Kaptan İbrahim Öztürk, orta sahada defansif özellikleri ağırlıkta olmasına rağmen hücuma olan katkısıyla takımı potoda tutmayı başaran Tiam, ligin genelinde attığı gollerle hem gol kralı olan hem de şampiyonluğu getiren Marco Pajao, Altay'ı kanatlandıran Erhan Çelenk ve Kapel'in bu şampiyonlukta ayrı emekleri var. Altay altyapısından yetişen teknik direktör Mustafa Denizli, sportif direktör İbrahim Akın, kadroda bulunan Kazımcan, Eren ve kulüp gelenekleriyle beraber önce İstanbul Sporlu olan hesabı kapadı. Ardından olimpiyat stadından geçmiş yıllarda kaybettiği o plüyo finalinin acısını çıkararak şampiyonluğa ulaştı. Bu takım gelecek sene Süper Lig'de ne yapar sorusunun cevabını da kimse uzaklarda aramasın. Altay marşında da dediği gibi. Altay, Sevil, koş, atıl oyna. Semalarda, semalarda, parılda. Biz, <laughs>